Evet sevgili dostlar, 14 Mart 2024 Golvar.com'un ve Kayseri Ölümü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Bugün tıp bayramı. Bizim de sponsorumuz Hüme Hastanesi haliyle e, bir sürü tıpçıyı içinde barındıran ve bu mesleğe gönül vermiş güzel insanların içinde yer aldığı bir hastane. Hem hastanemize selamlar olsun hem başta Erşat Hocam olmak üzere. Bütün doktorlarımıza selamlar olsun. Adem hocamıza, Murat hocamıza da özellikle selamlarımı iletiyorum ve tanıdığım bütün doktorlara, bütün tıpçılara da buradan özellikle selam gönderiyorum. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. İnşallah sizlerin de bizlerin de kıymetinin bilindiği geleceğe uzanırız. Bugün Fenerbahçe'nin maçı var. E, UEFA Konferans Ligi'nde biliyorsunuz rövanş maçı ve bu maçtan güzel neticeyle çıkan adını çeyrek finale yazdıracak. Niye güzel netice? İlk maç Fenerbahçe 3-0 kazandı. Ancak 3-0'ın verdiği bir rehavet ortamı oluşmasın diye hem İsmail Kartal hem bizler çok çok uğraşıyoruz. Çünkü 3-0 tehlikeli bir skordur. 3-0 seni yanıltabilir. 3-0 seni kandırabilir. 3-0 seni perişan edebilir. İsmail Kartal ve Mert Hakan Yandaş, Union Saint-Louis ile oynayacağımız rövanş maç öncesinde açıklamalarda bulundu Şimdi maçımız bugün akşam saat 20.30'da iftar saatinden hemen hemen yani Türkiye'deki hemen hemen herkes yetişebiliyor diye biliyorum UEFA Konferans Ligi son 16 turu ve rövanş maçı Fenerbahçemiz biliyorsunuz arkadaşlar Can Bartu tesislerinde İsmail Kartal ve Mert Hakan yandaşın basın toplantısı vardı Hani ben burayı uzun uzun alayım mı almayayım mı diye çok düşünüyorum ama hani kısa olarak ya da alayım ya. İsmail Kartal kendi taraftarımızın önünde biz de yarın yine aynı plana bağlı, aynı ciddiyette, aynı yüksek şiddette ve en iyi şekilde elimizden gelen en iyisiyle mücadelemizi vererek turu geçmek istiyoruz. Turun ilk maçından net bir skorla ayrılmış olmalarının dışında yarınki müsabakada aynı konsantrasyon ve istekle çıkacağını söylüyor İsmail Kartal. Diyor ki ilk maçla ilgili yapacağım yorumlar şöyle olur. Arkadaşlar bakın bu yorum İsmail Kartal'ın teknik direktörü olup olmadığını kanıtlıyor. Gerçek anlamda oynadığımız rakip kendi liginde lider olan, son 2, 22 maçtır kaybetmeyen ve her maçı gol atarak bitirebilen bir takım. Çok tempolu genç bir takım. Sistem takımı ve böyle bir takıma karşı maçtan önce çok iyi çalıştık. Ekip arkadaşlarımla beraber yapmış olduğumuz iyi analizlerle beraber oyuncularım da bizim vermiş olduğumuz taktik disipline bağlı, plana bağlı bir şekilde sahada çok iyi mücadele ettik. Belki de 3-0 değil de maçı kazanmak en kötü beraberlikle ayrılmayı planlıyorduk. Tabii ki onları durdurabileceğimiz ki sistem takımı iyi koşuyor ve iyi mücadele ediyorlar ama bizim de kaliteli oyuncularımızın olduğunu maçı kazanabileceğimizi biliyorduk. Bütün planlarımızı bu şekilde yapmıştık. Arkadaşlar İsmail Kartal'ın Avrupa macerası benim gözümde hep <laughs> Slavya Prag maçları. İki maçta da mağlup olan bir Fenerbahçe. Mağlup olmayı geçtim. Ezilen bir Fenerbahçe vardı. şimdi Galatasaray, Sparta Praha ezildi. Ama taraftarı destekliyor. Şöyle diyor, böyle diyor. İyi oldu. Liga konsantre oluruz falan. külliyen yalan. Beceremedikle döndük diyemiyorlar. Yani ligde biz hakemlerle el üstünde tutuluyoruz da ondan bu konumdayız. Avrupa'da boyamız meydana çıktı demiyorlar. Böyle diyorlar. Derler. Onlar derler. Onlar için normal. Ben Slavia Praha maçlarından sonra Allah var. Bütün Avrupa maçlarından korku içindeydim. Fakat özellikle Saint takımı. Bak, ben bu takımı inceledim, izledim, e, izledim demeyeyim, inceledim diyeyim. Ve şu, e, geçen maç maç önü yaptığım canlı yayını Allah rızası için vaktiniz olsa kurban olayım bir kez izleyin. Yaptığım analizler sadece fiziklerinden işte atılan gol sayısından yaptığım analizleri bir incelemenizi tavsiye ederim. O gün ben şunu söyledim. Bugün İsmail Kartal teknik direktörüm değil mi ortaya çıkacak diye. Şunu da diyebilirsin. Hocam şanslıydık. 3 tane isabet 3 tane gol. Zaten Avrupa maçı böyle kazanılır. Lan yıllarca biz oynadık. Manchester United geldi 2 tane, 3 tane, 4 tane, 5 tane çaktı, gitti. Biz oynadık, Milan geldi, attı, gitti. Biz oynadık, Chelsea geldi, attı, gitti. Biz oynadık, bilmem öbürü geldi, attı, gitti. Bu sadece Fenerbahçe örneği değil. Diğer Türk takımlarda Beşiktaş, Trabzonspor özelinde de söylüyorum. Bizimkileri oynadı, rakip geldi, gol attı, gitti. Hiçbir şey yapmadılar sahada. Sadece gol attı, gittiler. Adamlar futbolu bu şekilde sırklasa etmeyi bu şekilde kazanmayı adet haline getirmişler. Sonuç kazandık. Hani Fenerbahçe 10-0 kazandı ama sahada top oynamadı. Sonuç 10-0 kazandı. Trabzonspor'la maçımız var pazar günü. Onu konuşmayalım. Biz bu maçı konuşalım. Ya bu maç bittiği andan itibaren onu konuşabiliriz. Fenerbahçe pazar günü inşallah 10-0 kazandı ama topun tiesin oynamadı. Vurdu, çarptı girdi. Vurdu, çarptı. 10 golün onu da çarptı girdi. Umrunuzda olur mu? Olmaz. 100 yıl boyunca, 1000 yıl boyunca anlatırsınız. 10-0 yendik diye. İşte bu 3-0'da böyle bir maç değildi. Hem oyun anlamında üstünlüğünü ortaya koyan, hem rakibi baskılayan, hem de rakibi perişan eden bir oyunla Fenerbahçe kazandı. İşte en çok korktukları da birilerinin buydu. İsmail Kartal'a dönelim. Net bir galibiyet aldık. İyi mücadele ettik. Çok güzel bir maç oldu. Çok güzel bir futbol maç oldu. Buraya avantajlı bir şekilde geldik. 3-0 kazandık diye çeyrek finale kalmayı garantilemedik. Futbolda her şey olabilir. Bunun bilincindeyiz. Kendi taraftarımızın önünde. Biz de yarın yine aynı plana bağlı. Aynı ciddiyette, aynı yüksek şiddette en iyi şekilde elimizden gelen en iyisini yapıp mücadelemizi vererek turu geçmek istiyoruz. Yani İsmail Kartal dikkatli olun. Oyuncularımızla yapmış olduğumuz toplantıları da gördüm ki hepsi konsantre. Bu akşam da son antrenmanı yapıp yarınki maça en iyi şekilde çıkacağımızı düşünüyorum. Buradan da taraftarımızı mutlu ederek çeyrek finale kalmak istiyoruz. Aynı zamanda da ülke puanına katkı yapmak da bizim için çok çok önemli ve bunun için bunu bilincindeyiz. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz. Diyor. Hadi inşallah. Lig ve Avrupa serüveninde rotasyonla ilgili kısmen yarın rotasyon olabilir. 3 günde bir maç oynuyoruz. Bu kolay bir şey değil. Biz geçen hafta oynadığımız St. Julius'e maçından sonra ancak bir gün dinlenebildik. Avrupa maçlarından sonra oynadığımız lig maçları kolay olmuyor. Zor geçiyor. Pendik Spor'la oynadığımız müsabakanın ilk devresi malumunuz biraz zor geçti. İkinci yarı toparladık ama rakibimizin kendi evindeki maçını da izledik. Onların da kendi evlerindeki maçları zor geçti. Bir bir berabere kaldılar. <laughs> yani onlar da aslında Yüreğin ortaya koydular. Avrupa maçları çok tempolu yüksek efor sarf etmemiz gereken maçlar olduğu için bizi biraz zorluyor. Ama bir sonuç itibariyle iki kulvarda hem Türkiye Ligi hem şampiyonluğunda hem de Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz. Ülke puanına ülke puanına puan kazanmak istiyoruz. Kulüp olarak gidebileceğimiz, gidebileceğimiz yere kadar en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Oyuncularımla konuştum. Hepsi şunun bilincinde. Daha iş bitmedi. Aynı ciddiyette yarın da burada mücadele edersek biz bu takımı yenebiliriz veya en kötü kaybetmeden bu turu geçebiliriz bilincindeler. Yarın da aynı ciddiyette bu şekilde oynayacağız diyor. Ee, en büyük motivasyonumuz taraftarımız diyor aynı ciddiyetle. Yarın için rehavet olmayacağını söyledim. Zaten olmaması gerekiyor. 3-0 maç kazandık diye her şeyin bitmediğinin altını çizerek söylüyorum. Yarın da en büyük motivasyonumuz yani kendi taraftarımız önünde kendimize yakışır bir mücadeleyle maçı tamamlamak turu geçmek diyor. Joshua King ile ilgili bir soru gelmiş. Ee, Tadiç sürekli her maç oynuyor. Tadiç bu periyoda alışkın bir oyuncu. Kendisiyle sürekli konuşuyorum. Alışık olduğu için oynamaktan da keyif alıyor. Şimdi İrfan da düzeldi. Allah'a çok şükür. Gerçekten Allah'a çok şükür. İrfancan Can Kahveci de düzeldi. Ve güzel bir golle de döndü ya. Mest olduk. İrfan'ın o bölgede girişiyle elimizde Ryan Kent var. Kendisi Avrupa'da listede yer alıyor. Oynatabiliriz. Rotasyon yapabiliriz. Şu an tedavilere devam ediyor King'e gelince ama dönüş tarihiyle ilgili herhangi bir şekilde şu saatte dönecek net bir bilgim yok diyor. Biz şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Avrupa Kupalarında gidebileceğimiz yere kadar diyor. Gidebileceğimizi biliyoruz. Bütün takım başta ben bu oyuncularım. Öncelikle inanıyoruz. Biz şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Avrupa Kupalarında da gidebileceğimiz yere kadar gidebileceğimizi biliyoruz. Çünkü kaliteli ve karakterli bir oyuncu grubuna sahibim. Takımımızın enerjisi çok yüksek. Enerji, inancı var fizik olarak da iyi durumdayız. Geriye düştüğümüz maçlarda da bu reaksiyonu ortaya koyabilmek ve maçları çevirmek kolay bir iş değil. Burada ortaya şu faktör çıkıyor. Takımımızın bütününün hepsinin inancı ve maçı çevirebileceğimize yönelik kendilerine olan güvene, birlikte oynayacağımız oyunda taktik disipline bağlı bir şekilde fiziksel olarak da bir sorunumuz olmadığı için bunu başarabiliyoruz. Bu bizim için çok önemli bir silah diye düşünüyorum. Bundan da çok memnunum diyor arkadaşlar. Mert Hakan Yandaş konuşmuş. Demiş ki Mert Hakan Yandaş. Aslında Mert Hakan Yandaş ee, maç olarak ülkemizi Nisan'a taşımak istiyoruz. Camiye olarak, takım olarak bütün hedeflerimiz odaklandığımız nokta bu. İlk maçın bizim açımızdan çok iyi geçmesi. İnanılmaz mutluluk verici. Gerçekten çok güçlü sisteme bağlı ve çok iyi oyuncular olan sert bir takıma karşı oynadık. 3-0'lık bir sonucu biz de beklemiyorduk ama Takımımız orada oyun planına sadık kalarak, takdir disipline uyarak inanılmaz bir mücadele ve özveri gösterdi. Ya buraya bu şekilde gelmek büyük avantaj. E, ama çeyrekler çıktık olarak da gözükmemeli diyor. Yani aynı disiplin diyor. Takımda gol katkısı, idmanlardan sonra bütün oyuncular olarak şu çalışması yapıyoruz. Bu birbirimize yarışma şeklinde de oluyor. Belki bu yüzden de ceza satışına atılan gol sayısı bakımından takım olarak öndeyiz. Ya, o özellikle çok sayıda oyuncumuz da var. Bu büyük avantaj. İki haftadır üst üste gol atman benim için de mutluluk verici bir durum. Ama bundan ziyade takımın kazanması benim için daha önemli. Gol atmanın duygusu, coşkusu bambaşka. Ama 3 puan almadıktan sonra hiçbir anlamı ve önemi olmuyor. İnşallah bu böyle devam eder. Ben ya da herhangi biri kim atarsa atsın diyor. Pendik maçındaki gol sevinci. Gol sevincine gelince de tamamen oyuna odaklı kalmak istiyorum. Tamamen coşkuyla devam eden. Kendi kulübümüz, kulübemize kadar devam ettirdiğim bir sevinç. Bundan sonra da aynı şekilde sevilmeye devam edeceğim. Kimseye hedef almadan futbolda kalan herkese saygım sonsuzdur diyor. Sakatlıklar. İki sene önce de hocamızla beraber çok iyi bir sezon geçirmiştim. Yanılmıyorsam 11 asist vardı. Hocamızın oyun planına uyduğumu ve onun benden istediklerini doğru şekilde yerine getirdiğimi düşünüyorum. Bu sezona da çok iyi başladım ama talihsiz bir sakatlık yaşadım. Ondan sonraki süreçler benim için çok yıpratıcı oldu. Malum bildiğiniz gibi Kayseri Spor maçıydı diyor. Ee, çok ciddi tabanda dolaşan 2 ay süren, döndükten sonra 3 haftalık birçok kötü bir sürecim vardı. O süreçte nasıl çıkabileceğimi düşünmüyor, düşünmüyordum. Psikolojik olarak da çok yıpranmıştım. Yani ayrılma konuşulmaya başlandı. Herkes bir şeyler söyledi. Benim adıma üç buçuk sezonun verdiği bir emek vardı burada. Doğru ya da yanlış iyi ve kötü zamanlarım oldu. Pes etmek istemedim, kalmak istedim. O dönemde hocamızla zamanı gelecek, yeri geldiğinde cevabını vereceksin dediği bir diyalogumuz olmuştu diyor. Buna hep inandım, inanmaya devam ettim, çalıştım diyor. İlk adana maçıyla başlayan süre alma serüvenin buraya kadar devam ettiği çok çalıştım. Kendimi affettirmek için bir şeyler vermem gerekiyordu ve şampiyonluk yolunda da eğer şampiyon olacaksak benim de ismimin bu hikayede geçmesini çok istiyordum. Henüz başlangıcı inşallah şampiyon olursak da bu hikayede olduğum için çok mutlu olacağım diyor inşallah. Bu arada St. Fenerbahçe maçının 18 kişilik kadrosunu duyurdu arkadaşlar. 18 kişiyle geldiler. E, eksikleri var. Hatırlarsanız Burgess ilk maçta oynuyordu. O sarı kart cezası. Amura Forvet'teydi 10 milyon euro'luk en iyi isimleriydi. O da sarı kart cezası yok. Bizim açımızdan avantaj. McAllister 5 milyon euro'luk az ikinci stoperleri. Burgess de üçüncü stoperleri. Yani bu da gerçekten bir avantaj. Ee, ama tabi bunlar sistem takımı arkadaşlar. Bakın sistem takımında birinci oyuncu yok ikinci oyuncu yok değil. Ha ikinci oyuncu yumurtlayabilir. Üçüncü oyuncu yumurtlayabilir. Sana avantaj getirebilir ama... Bilginiz olsun. Amura zaten e, şey gördüğüm kadarıyla iki tane altyapıdan oyuncuları var. Yani kadroda. Kalan 16 futbolcuyla şey yapacaklar. Mekanistir mesela bize karşı hiç oynamadı. En azından güzel. Fenerbahçe'miz Union Saint Julius'e geçmesi halinde kasasına 1.1 milyon euro daha koyacak. Şu ana kadar toplamda 2.7 milyon 920 bin euroyu kasasına koydu. Yani e, bu tur geçilirse 9 milyon euro bir gelir elde edilmiş olacak. Bu da çok güzel bir olay arkadaşlar. Ee, onu da söyleyeyim. Yani iyi bir olay. En azından bir transfer parası gibi. Şimdi bir Galatasaray çatışması çekişmesi var. Bu arada Fenerbahçe'de kim oynayabilir? Rivakovic oynar. Çağlar yok. Sakat. Bekao Ciku oynayabilir durumda. Serdar Aziz listede yok. Bonucci oynayabilir durumda. Yani muhtemelen Bekaovic'i oynayacak gibi duruyor. Tahminim o şekilde. Hani Serdar Aziz ligde oynayabilir ama kupada burada oynayamaz. Listede yazılmadı. Bonucci aslında Bonucci oynayabilir gibi ama riske edilmez bence. Bonucci yedek olur. Bekaovic oynayabilir. Ferdi Osterwolde Osai Samuel bence Osterwold ile başlar yine solda. Sağda da o sahayla başlar. İki hızlı isim. Mert Müldür oynayamıyor bu arada bilginiz olsun. Kurun iç sarı cezası İsmail Yüksek. Fred Şimanski mi başlar? İsmail Yüksek Fred Mert Hakan mı başlar? Bence İsmail Yüksek Fred Şimanski başlamalı başlayabilir. Sonra değişiklik daha kolay olur. Hayır hani mesela şöyle söyleyeyim. 1-0 öne geçsen rakibin bütün umudunu zaten yerle bir etmiş olacaksın. O ayrı mesele de. Hani Fred Şimanski, İsmail başlayıp sonra değişiklikler yapılsa nasıl olur diye düşündüm. Kent, yani İsmail Kartal'ın açıklamasına baktığım kadarıyla Kent sağda başlayacak gibi. Cengiz ve İrfan dinlenecek gibi geliyor bana. E, Tadiç solda başlayacak gibi. Ama ben olsam Kent'i solda başlatırım. İrfan sağda başlatırım. Bir sürprize imza atarım. Joshua King zaten yok. Forvet'te de Batshuayi ile başlar. Ceko yedek olur. Bu takıma karşı zaten batı şuayla başlamak daha daha mantıklı. Galatasaray geriliminde bir şey söyleyeyim. Son 9 senede 4 defa şampiyon olacaksın. rakibin 9 senede hiç şampiyon olmayacak. Üstüne otobüsü kurşunlanacak ama kollanan sen değil rakibin olacak. Yani buna inanan ve bunun peşinden giden kişiler gerçeklik algınızı bir sorgulayın. Ben şunu söyleyeyim Galatasaraylıların neden algı peşindeler biliyor musunuz? Ben size açıklayayım arkadaşlar. Eğer şampiyonluk son maça falan kalırsa kendi sahasında Fenerbahçe'ye yenilirse ki yenilecek inşallah o travmayı senelerce atlatamayacaklar. Bu yüzden o maça kalmadan Fenerbahçe'yi durdurma peşindeler. Bu yüzden herkesten medet umuyorlar. Bu yüzden Trabzonspor'dan falan medet umuyorlar. Ya Fenerbahçe o kadar şey söylemiş. Ali Koç o kadar şey söylemiş. BK sorunu demiş. Şu demiş. Bu demiş. Saymış. Sayıştırmış. Galatasaray'ın verdiği yanı tabak Yabancı hakem isteyelim demiş. Lan sadece Trabzonspor maçı demiş. Oğlum adam beka sorunu demiş. FETÖ'cü falan demiş. Yani FETÖ ile TPP bunlara hizmet ediyor demiş. Bunlar Cumhurbaşkanı'nın adını kullanıyorlar. Bir şeyler elde etmeye çalışıyorlar demiş. Lan neler neler söylemiş. Trabzonspor maçına dair konuşmuşlar. Bunların hiçbirine cevap verilmemiş. Yani kabul mü ettiler bu açıklamaları bilmiyorum. Bir kardeş de yazmış Galatasaraylıların cevap veremediği bazı sorular. Bir, 10 senedir şampiyon olamıyorsam nasıl her sene kullanıyorum? Bunu zaten aklı başında hiçbir Galatasaray'da söylemez. Söylüyorsa da aklı yerinde değildir ya da artık gerçeklik algısını yitirmiştir. İki hakemler beni tutuyorsa niye yabancı hakem istemiyorum diyorsun. Normal. Bu da normal. 3 Hakan Şükür mü Arif Erdem mi? Bence Hakan Şükür. Çünkü Arif Erdem'in YouTube kanalı yok. Hakan Şükür'ün YouTube kanalında bir sürü abone var. Ben devletin yerinde olsam tek tek hepsini alırım geceden. Hepsine operasyon çekerim. Hakan Şükür'ü takip ediyorsa yani herkesi takip eder yani. Hakan Şükür'ü takip edecek kadar şeyse ya bu adam terörcü değil mi arkadaş? Bir insan Hakan Şükür'ü takip ediyorsa zaten gerçekten ilginç yani. Operasyon geçirmemesi de ilginç. Neyse biz işimize bakalım. Bugünün maçı bugün. Önce biz bugünün maçını aradan çıkaralım. Bugünün maçını kazandıktan sonra arkadaşlar. Bu arada Ali Koç Fenerbahçe şeyin Ali Koç istifasını istemiyor demişler. E, i̇ki buçuk ay önce kim o Mehmet Akif Ersoy muydu bu Habertürk'teki? Onun programında aynı şeyi söylemişti. Yani yine istifasını istemişti. Biz bugünkü maça odaklanalım. Maçımızı kazanalım. Gerisi Allah kerim arkadaşlar. İnşallah hiçbir sakat vermeden hatta olabildiğince az yorularak yani keşke bunlar da bu orta sahalarda Puertas var. O spayı çok beğeniyorum. Bu arada Hasan Ara Türkiye'nin kesinlikle yabancı hakeme dönmesi lazım. Ee, yabancı oyuncu, yabancı antrenör varsa eğer yabancı var ve hakem de olması lazım. Kalite getirilmesi lazım. Başka çaresi yok. Yunanistan'da yabancı hakem yönetti. Deneyelim. Neden denemiyoruz demiş. Galatasaray yüzünden. Yani Galatasaray yüzünden denemiyoruz. Sadece olay bu. Neyse. Dediğim gibi arkadaşlar. Bugünkü maça odaklanalım. En az hasarla inşallah işin içinden çıkalım. Gerisi Allah kerim. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen bir beğeni çok görmeyin. Bak Ramazan ayındayız. Sevaptır arkadaşlar. Kanala destek verin. Benden dua istiyorsanız kanalımıza her tanıdığınız Fenerbahçeli'yi davet edin. Şu kanalı büyüsün. Bak YouTube bize operasyon çekti. Gerçi bir sürü kişiye çekmiş. Arkadaşlar reklam engelleyici kullanan arkadaşlar hesabını atmış. Bir yıldır falan hesabına giriş yapmayanları hani giriş yapmadan sadece o şekilde YouTube kullananların ana sayfasına hiçbir şey çıkartmaz olmuş. Ondan sonra kanala abone olup da bir herhangi bir kanala ya da birden fazla kanala abone olup da bir yılda giriş yapmayanlar falan ki malum hadise şey. onları da atmış. Yani YouTube bize değil herkese bir operasyon çekmiş sanırım. Ama herkes rahatsız. Çünkü herkesin hiti düşmüş oldu. Herkesin izlenmesi vesaire düşmüş oldu. El birliğine kalkacağız arkadaşlar. Millet duayla himmetle ayağa kalkıyor. Şampiyon şey yapıyor. Siz de ben de size e, rica ve minnetle kanalı büyütmenizi istiyorum. Ricalarım arkadaşlar. Kanalı lütfen tanıtınız. Bütün Fenerbahçelileri davet edin. Yani şura 64.700'de 800 olsun. 900 olsun. 69.000 olan 69.400'ü gördü bu kanal. Bir gecede operasyonla indirdiler bizi aşağı. Ama ben inanıyorum eğer Fenerbahçe şampiyon olsa bura ne 64'ü ne 74'ü ne 84'ü ne 94'ü ne 104'ü. Siz onu bekliyorsunuz ama beklemeyin. Gelin önce birlik olalım. Şu sosyal medyayı adam akıllı bir şekilde ele geçirelim. Adam akıllı bir şekilde biz konuşalım millet dinlesin. Ya sosyal medyayı ele geçiremedi müddetçe büyüyemedi müddetçe kendi kendine konuşur durursun. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Allah razı olsun izlediğiniz için beğendiğiniz için ve kanalları tavsiye edeceğiniz biri için. Görüşmek üzere. Tekrardan tıp bayramı kutlu olsun.